Evet sevgili Kadıköy Sokak takipçileri, sponsorlarımız Golvar.com'un ve Kayseri Özel Hüma Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Girişteki intro yeni abone arkadaşlar bilgileri olsun, o intro transfer introsu. Yani o introyla giriş yapılan her videoyu pür dikkat takip edin çünkü transfer duyumları, transfer haberleri, transfer söylentileri hepsi bir arada. Olabilir ki hani son yayınımıza da katıldıysanız Abdülkerim nereden çıktı? Abdülkerim beni aldı. Samet Akaydın yayınına katıldıysanız orada da söyledik hani biz bunları açıkladık ettik diye. Genellikle bu tip videolarda oluyor benden söylemesi. Şimdi arkadaşlar Fenerbahçe'de transfer harekatı başladı. Şampiyonluk hamleleri bir bir yapılacak gibi duruyor. Çünkü Fenerbahçe uzun süredir Süper Lig'de şampiyon olamıyor ve bu şampiyonluk hasretini dindirmek istiyor. Tabi son olarak da Kadıköy'de Galatasaray'a karşı alınan mağlubiyet sinirleri yıpratmış durumda. İlk hedef bu mağlubiyetin yaralarını sarmak. Ama diğer hedef ise, uzun vadeli hedef ise şampiyonluk yolunda hamleler yapmak. Şimdi Ali Koç Jesus'la bir görüşme gerçekleştirdi maçtan sonra ve iddialara göre Portekizli hocanın arkasında olduğunu ifade ederek alınan sonuçlardan bazı etmenleri suçlu bulmuş. Tabii ki de Portekizli hocanın hatalarından da bahsedilmiş ama Jesus 3-4 tane nokta atışı transfer istemiş ve ara transfer dönemine çok az kala, resmileşmesine çok az kala gündemdeki futbolcular da Fenerbahçe'de netleşmiş. Yani kastettiğim 12 Ocak'tan bahsetmiyorum. Galatasaray maçının öncesi ve sonrasından bahsediyorum. Çok az bir süre kala oyuncular netleşmiş. Mesela Abu Bakar. Arkadaşlar aynı zamanda da hafızamızı tazeleyelim bu videoda. Olur mu? Yani şu ana kadar verilen duyumları da tekrar etmiş olalım. Çünkü biliyorsunuz bizim kanaldaki her videoyu insanlar izleme imkanı neredeyse sıfır. Sadece üyelik hediyesi isteyen, boş vakti olan, bir şeyler yakalayayım diyen, ne bileyim keyif alan, seven, hoşuna giden arkadaşlar videolar izliyor ki Allah onlardan razı olsun. Allah ne muratları varsa versin. Bu kanala en ufak desteği olan herkese de teşekkürlerimi sunuyorum. Yani şöyle bir tekrar edelim. Sarmal bir şekilde. Şimdi Fenerbahçe cephesi forvete bir isim alma peşinde. Ve yani haberlere göre söylüyorum arkadaşlar. Duyumlara göre değil. Duyumlara ek olarak söyleyeceğim zaten merak etmeyin. Ve hücum hattına yetenekli bir golcü takviyesi yapması artık herkes tarafından bekleniyor. Abu Bakar cephesinde henüz somut adımlar atılmazken oyuncuyla ligimizden Beşiktaş'ın ve İspanya'dan Sevilla'nın ilgilendiği iddiaları var. Tabii ki de bunun detayına girecek olursak yani ben notlarıma da aldım özellikle bunu. Hani Abu Bakar olayı biraz karışık bir olay. Hatta çok karışık bir olay. Hocam nasıl yani çok karışık bir olay? Ya ben Abu Bakar konusunda şunu söyleyeyim. Menajeri geliyor. Ali Koç'la görüşüyor. Ali Koç. Hani bizi almak ister misin diyor. Ali Koç diyor ki ben sizi nasıl alayım? Sizin bonservis sıkıntınız var. Yani yetmez gibi bonservis sıkıntınızdan ziyade yıllık ücret sıkıntınız var. Ben sizi nasıl alayım diyor. O da diyor ki o iş kolay. O iş çok kolay. Sen bize yıllık bir 3-3,5 fişekle biz geliriz diyor. Ali Koç bu şartlarda asla sizi alamam diyor. Ve Beşiktaş'ta görüşüyorlar. Beşiktaş'ta da Weghorst'un iptal değili var. Ya Beşiktaş yönetimi bir açıklama yapmış. Şu kadara serbest kalır falan filan diye ama ya da öyle bir madde yok diye. Bence pek ciddiye almayın onu. Ya Beşiktaş yönetiminin çok ciddiye almayın. Her an her şey olabilir. Ben Abu Bakar konusunda net fikirliyim. Abu Bakar alınacağına Musa Dembele alınsın. Ama Dembele için de arkadaşlar maalesef 8 milyon euro keş istiyorlar. İndirmeye çalışıyoruz, aracılar sokuyoruz. Yok, inmiyorlar. Ha biz, şu bir gerçek. Ya biz size ligde rakip değiliz. Hani Avrupa'da da kolay kolay rakip olmayacağız. Ucuzlatın gönderin diyoruz. Adamlar oynatmıyorlar, etmiyorlar. İnatları kırılır mı? 28 Ocağı doğru bir daha hatırlatın olur mu? 28 Ocağı doğru
daha net hamleler yapacağız ama şu aşamada ben Aboubakar'ı da Dembele'yi de beklemiyorum. Şimdi Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı Süper Lig karışacak haberi var. Bu arada diğer haberde atladığım bir kısım var. Oraya tekrar döneceğim. Şimdi Galatasaray mağlubiyetinin ardından transferde gaza basılmış. İlk olarak Adana Demirspor'dan Samet Akaydın renklerine bağladı Fenerbahçe diyor. Evet doğru. Ve Samet Akaydın'ın ardından iki transferi daha bitiriyor. Üstelik bunlardan birinin peşinde Galatasaray da varmış. Yani o işi de çok merak ettim. Yani Galatasaray'ın peşinde olduğu isim kimmiş? 12 Ocak'ta başlayacak transfer dönemi öncesinde Adana Demirspor'dan Samet Akaydın. Evet. Galatasaray'ın peşinden koştuğu yıldız ismi renklerine bağlamak için görüşmelere başladı. Görüşmelere başladı. Bak haber diyor, ben demiyorum. Bu arada iki yıldıza tepki. Fenerbahçe'de hatalı goller gerekçesiyle Altay Bayındır çok ciddi tepkiler aldı diyor. Yani bu da bir yerde normalleşti artık. Jesus'un koruduğu, daha önce Jorge Jesus'un koruduğu, destek çıktığı milli kaleci bu sefer sert tepki aldı. Ve Jesus da maçtan sonra bu konuya hiç değinmedi. 70'te oyuna girip 85'te kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci de camiada hedefe oturdu. Mert Hakan Yandaş da hakeza. Arkadaşlar şimdi Fenerbahçe taraftarısınız. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Kanalımızın girişinde ben yorumlar için bir uyarıda bulundum. Hani oradan Fenerbahçeliyseniz kanalımıza abone olun falan gibisinden. Başka takım taraftarları da başımızın gözümüzün üstüne. Yeter ki edepsizlik olmasın. Huzursuzluk yani sıkıntı olmasın. Tabii ki de küçük takılmalar, küçük şakalaşmalar illaki olacaktır ama edepsizlik olmadan. Şimdi Mert Hakan, İrfan Can Altay. Maç kazanılsaydı göklere çıkarılacaklardı. Altay'ın 3 tane kritik kurtarışı diyelim. Yani 3 gol oldu ya. 3'ünü de Altay çıkarttı. İrfan Can Kahveci de kırmızı yemedi. Ulan 35 metreden rastgele bir şut çekti. 1-0 Fenerbahçe kazandı. Mert Hakan yedek kulübesinden yine itirazdan sarı kart yedi. Maç bitiminde üçü kahraman ilan edilecekti. Biri kurtardığı için, biri attığı için, biri de tahrikten dolayı. Bence Fenerbahçe taraftarı bunlara dikkat etmesi lazım. Bunu her takım için söylüyorum. Ya göze hoş geliyor. Galatasaray'ın eski oyuncusu çıkmış. İşte Fenerbahçe'ye laf sokma peşinde. Fenerbahçe'nin eski futbolcu Trabzon maçından önce balık malıklı şey paylaşma peşinde. Hani neyse. Neyse. Büyük fiyasko falan filan diyor. Biliyorsunuz Fenerbahçe Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarında da bekleneni karşılayamadı. Hani beklenen Fenerbahçe bu değildi. Vesaire vesaire. Arkadaşlar, skorerin edindiği bilgiye göre Hacı Wright Premier Lig'den 2, İtalya'dan bir takımdan teklif almış. İngiltere ve İtalya'dan Antalyaspor kulübüne resmi bir teklif ulaşmamış. Ancak menajerler aracılığıyla transferler görüşülmüş. Hacı Wright için resmi girişimlere başlanması bekleniyormuş. Rusya'dan da ciddi tekliflerin olduğu söylenilmiş. Peki Fenerbahçe? Arkadaşlar Fenerbahçe Spor Kulübü. Bünyamin Balcı ve Hacı Wright için Antalyaspor'la temasa geçmiş. İki futbolcu için görüşmelere başlayabileceği öğrenilmiş. Bakın Fenerbahçe Hacı Wright ve Bünyamin Balcı için görüşmelere başlayabilecekmiş. İzin alınmış habere göre. Galatasaray da Hacı Wright'ın peşinde. İyi, hayırlı olsun. Yani madem Galatasaray Hacı Wright'ın peşinde. Neymiş Galatasaray'ın Hacı Wright'ın peşinde olma durumu? Süper Lig'de muhteşem hava yakaladı. 7 maçlık galibiyet serisi transferde gaza bastı. Bir kere bir şey söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim. Galatasaray taraftarı forvetlerinin muhteşem olduğuna inanıyor. Fenerbahçe'yi hani süper bir oyunla, muhteşem bir takım oyunuyla yendiklerine inanıyor. Ben de şunu söylüyorum. Bak, hak ederek yenmek ayrı. Muhteşem bir oyunla yenmek ayrı. Ama rakibinin kötü oynamasından dolayı muhteşem bir oyunla yenmek çok daha ayrı. Ben Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin kötü oyunundan dolayı yendiği görüşündeyim. Bu benim şahsi fikrim. Katılmak zorunda değilsiniz. İnanmak zorunda değilsiniz. Yani o gün sahada Fenerbahçe yoktu. Başka bir şey vardı. Onun adı Fenerbahçe değildi. Fenerbahçe bu değil. Fenerbahçe başka bir şey. Bu Fenerbahçe değildi. Onu söyleyeyim. Neyse.
Şimdi Galatasaray'da hedef Hacer'a aitmiş. Belçika'dan kiralanan Seferovic'in performansından memnun değilmiş Galatasaray. Biliyorsunuz opsiyonu da var, zorunlu opsiyonu. Satın alma opsiyonu. Antalya'dan Hacer Ayt'a kanca atmışlar. Kazımcan ve Emre Taşdemir'in sakatlığında yeniden sol bekte görev alan Van Aanholt'la yollar ayrılma planlıyormuş. Ve sol bek arayışına gelen Galatasaray Güray Vural'ı da listesine dahil etmiş. Yani hem Hacer Ayt'i istiyor Galatasaray hem Güray Vural'ı istiyor. ABD'li golcü için Akdeniz ekibine 4 milyon euro bonservis bedeli önermiş. Antalyaspor takasta istediği isimleri de kabul etmiş. Yani Antalyaspor da şunları şunları istiyor demiş. Onları da kabul etmiş hem Galatasaray cephesi hem Antalya cephesi. Kimi istiyormuş? Seferovic 1, Yunus Akgün 2, Matias Rosun sezon sonuna kadar kiralanmasına tamam demiş Galatasaray. Pakete sol bek Güray Vural'ı da eklemek istemiş. 6 milyon euro bonservis talep etmiş. İki kulüp arasında görüşmeler devam ediyormuş. Bakın arkadaşlar, baştan sona ısmarlama, yalan, palavra, üretme bir haber. Ben şunu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar, sosyal medyada sizin takip ettiğiniz bazı duyumcular, bazı yorumcular, bazı gazeteciler sadece gazetecilikten aldıkları parayla yetinemiyorlar. Ya, hayat şartları zor. Bugün İstanbul'da bir ev kirası 8-9 bin lira. Yani nereden baksak birçok insanın, yani Türkiye'deki birçok insanın maaşı kadar. O yüzden ek gelir kaynağı üretmek zorundasın. Nasıl üretebilirsin? Misal veriyorum arkadaşlar, gurbetçi arkadaşlar, Almanya'da çoluğunuz çocuğunuz olur. Dersiniz ki ya benim çocuğum işte şu takımda oynuyor. Ha, bu da skills videosu. Mustafa hocam, ben seni iletişime geçiyorum. Sana benden 500 euro. Misal. 500 euro da iyi para bu arada. Sana benden 500 euro. Git 500 euro ile benim çocuğun skills videosunu paylaş. De ki Fenerbahçe takip ediyor. 28 bin tane takipçim var. İlla ki sağa sola ilk ben dediydim dediğin için de sosyal medyada da paylaşılır bu. Gel böyle yap diyor mesela. Ben de diyorum ki tamam bakayım. Çocuğa bakıyorum harbi yetenekle. Hoşuma da gidiyor. Diyorum ki arkadaşlar ben Fenerbahçe takip ediyor diyemem. Ama bu çocuk alınmalı. Bak şöyle yetenekli, böyle yetenekli. Zaten skits videosunu telifsiz şekilde ekrana verdikten sonra emin olun birçoğunuz takibe başlarsınız. Kanalı başka takım taraftarları, teknik direktörleri, yöneticileri, futbolcuları da izliyorlar. Merak etme, ben biliyorum. Hocam bu para helal mi? Yahu helalini haramını boş verin. Ben Fenerbahçe istiyor demediğim müddetçe helal. Adamın reklamını yapıyorum sonuçta. Ama işin içine bu futbolcuyu Fener istiyor dersem bu yalan. Bir kuruş da olsa, bir euro da olsa, 500 euro da olsa haram. Anlatabiliyor muyum? Şimdi haberlere geçelim. Meşhur duyumcu demiş ki Lokomotiv Moskova Hacer Ayt için Antalyaspor'a 8 artı 2 milyon euroluk bir resmi teklif yaptım. Ancak Hacer Ayt Rusya'ya gitmek istemediği için transfer askıya alındı. Brrş. 8,2 verecekler, Antalya vermeyecek. Hadi inanalım. Öksürük tuttu, kusura bakmayın. Aynı duyumcu Galatasaray'ın resmi teklif yaptığı Hacer Ayt'ın temsilcisi Antalyaspor'la görüşmek için Türkiye'ye gelmiş. Ulan Rusya'dan teklif alıyor 8 milyon, 8 artı 2 milyon euro. Gitmiyor. Gitmem diyor. Ama ama Galatasaray'dan teklif alıyor. Diyor ki gidelim. 8 artı 2'ye yok diyen kulüp ne diyecek? Bu da tamam. Hadi bu da okey. Hacer Ayt'ın temsilcisi ile iletişime geçen arkadaşlar var. İletişime geçen duyumcular var. Bunu soruyorlar hani Galatasaray resmi teklif yaptı mı diye. Adam diyor ki hiçbir resmi teklif yok bize. Biz sadece Antalyaspor'a odaklanmış durumdayız diyor. Bak. 3 milyon 400 bin euro piyasa değeri var. 1,93 boyunda. Şimdi buradaki mevzu şu. Uzun boylular genellikle kanatta oynayamaz. Eğer uzun boylu isim kanatta oynuyorsa bu onun süratinden, hızından bir şeyler olduğu göstergesidir. Antalyaspor 1 milyon 880 bin
Euro'ya aldı. Danimarka ekibinden geçen sezon. Daha doğrusu kiraladı. İşine yaradı. Bonservisini aldı. Bu sezon 18 maç, 11 gol, 1 asist. Totalde. Yani Süper Lig'de 10 golü var. Diyeceksiniz ki hocam bu futbolcu iyi kanatlarda da oynuyor. Lige de adapte olmuş durumda. Daha yaşı da 24. Fenerbahçe alamaz mı? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bence bu futbolcuyu ne Fenerbahçe ne Galatasaray çok alma niyetinde değiller. Şimdi hem Güray Vural hem Hacırayt benim aklıma şunu getirdi. Galatasaray'ın Antalya Spor'la maçı ne zaman? Google'a yazdım Galatasaray maçları diye. Karşıma ne çıksa beğenirsiniz. 21 Ocak Cumartesi Galatasaray Antalya Spor. 10 gün sonra. Allah Allah. Şimdi Galatasaray'ın Cuma günkü maçı Hatay Spor'la. Hatay'ın başında Fenerbahçeli Volkan Demirel var. Hani Bertuğ Yıldırım haberleri zaten aldı başını gidiyordu. Yine çıkar bir şeyler. Alanya Spor'la Türkiye Kupası maçları var. Salı günü orada da zaten eski futbolcusu var. 21 Ocak'ta Antalya Spor'la sonra Giresun deplasmanı. Acaba Giresun'dan almayı düşündükleri futbolcu var mı? Arkadaşlar gülmeyin. Şaka yapmıyorum. Espri yapmıyorum. Yahu size de tuhaf gelmiyor mu? Size de enteresan gelmiyor mu? Bu haberlerin şimdi çıkması. Hocam iyi de transfer dönemine giriyoruz. Tabii şimdi çıkacak. Ne zaman? Gelecek sene mi çıkacaktı? Hayır. Antalya Spor'dan iki isim. Güray Vural. Yani birisi dese ki hocam Antalya Spor'dan Güray Vural'la Hacı Wright'la Galatasaray'ın anılmasının en temel sebebi nedir diye soracak olsam maç takvimine bakın net olarak anlarsınız dese ne dersin desem bir şey diyemem derim. Ben şunu söyleyeyim Hacı Wright yetenekli bir isim. 8 artı 2 milyon euro teklif gelecek de Antalya Spor kabul etmeyecek. Bence her habere inanmayın. Şunu söyle Fenerbahçe'ye gerek var mı Hacı Wright için? Fenerbahçe'yi Hacı Wright'ı aldırırsınız. Aldırdıktan sonra kuracağınız cümle şu olur. Rostil'in aynı bu. Bunun Bruma'dan ne farkı var? Bu mu oynayacak? King varken Bruma oynatacağız diye. Ya Fenerbahçe taraftarı tatminsizdir. Ben Hacı Wright'ın Fenerbahçe'de işe yarayacağını zannetmiyorum. Onu da söyleyeyim. Bak Fenerbahçe'de işe yaramaz. Çünkü Antalya Spor gibi takımlar karşılarında açık takımlara karşı oynuyor. Fenerbahçe topu genelde yerden oynayan bir takım. Son dönemde uzun top şişirmeye bazı maçlarda dönüyor. Evet o tip maçlarda işe yarayabilir ama Batshuayi varken, Valencia varken, King varken, iyileşecek João Pedro varken, hatta Serdar Dursun varken bence Acıray Fenerbahçe'nin gündeminde olamaz. Bünyamin Balcı konusunda şunu söyleyeyim. O sahayı bir türlü beklenen gelişmeyi sergileyemiyor. Bir türlü. Sergileyemediği için de o sahayı Samuel'in Fenerbahçe'den gitmesi yani gitmesi demeyelim de formayı kaptırması imkan dahilinde yavaş yavaş bu formayı kaptıracak gibi duruyor. Ben söyleyeyim. Suudi Arabistan Ligi'nde tanıdık isimler şov yapıyor. En golcü oyuncu Talisca. 10 maç 11 gol. En golcü kanat Vakayeme 6 gol 2 asist. Ki Trabzonspor'dan Uzungöl'ün tapusuna kadar istemişti. Fenerbahçe'den 4 milyon euro istemişti. En skorer ön libero Luis Gustavo 4 gol 2 asist. Ve şimdi Cristiano Ronaldo zamanı. Hocam Abu Bakar bu listede yok. Abu Bakar olayının da bu Hacı Wright olayının da ben farklı düşüncelere yapıldığını düşünüyorum. Altay Bayındır konusunda şunu söyleyeyim arkadaşlar. Altay Bayındır'ın bir isteği olabilir. Hani bir iki maçlığına oynamama isteği olabilir. Benim yerime İrfan Can Eğribayat oynasın diye. Jesus'un değerlendirmesine bağlı olabilir. Tabii şu bir gerçek. Hani Altay'ın yerine de isimler şu bu konuşuluyor ama yani ben çok şey yapmayın dedim. Onu belirteyim arkadaşlar. Çok çok takılmayın. Ha, Altay Bayındır, Uğurcan Çakır da Altay Bayındır da son dönemlerde kötü. Geçen sene belki ligin en iyisi hangisi diye düşünürken bu sene en kovası hangisi diye millet sormaya başladı. İki kalecinin de kendini toparlayacağı bir dönem olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. En azından bu benim şahsi fikrim. Katılırsınız, katılmazsınız bir şey diyemem. Ama şu bir gerçek. Fenerbahçe'de bir hareketlilik var. Hacı Wright kanat için bana gelen listede yok. Bünyamin Balcı, Osayi yani Ferdi sağa kaydırılıp sol bek alma fikrimiz daha yüksek. Bünyamin Balcı'yı da beklemeyin.
Samet Akaydın hayırlı olsun. Abubakar Dembele ben %10 ihtimal gibi görüyorum şu aşamada. Başka Altay Bayındır'ı konuştuk. Jesus, İrfan Can. İrfan Can'a hala ceza verilmedi. Fenerbahçe kulübünden onu da bekliyorum. Mert Hakan, Beşiktaş Trabzonspor. Galatasaray Antalya Spor'a Seferovic'i işte Yunus Akgün'ü Ross'u eğer bonservisiyle verir. Güray Vural'dan Hacer Aytal alırsa da büyük salaklık yapar. Hani Galatasaray'ın forvetleri çok iyiydi. Icardi'ydi, Mertens'ti, Seferovic'ti, Gomis'ti. Bu kadar yabancının içinde bir de bu gelecek. Abi tuhaf ha. Ross'un yaşı genç. Artı 3 kontenjanında diye biliyorum. Belki yanlış biliyorumdur. Yani tuhaf geldi bana arkadaşlar ya. Kusura bakmayın bana. İlginç tuhaf geldi sadece. Yani çok inandırıcı gelmedi. Aynen Ross 21 yaşın altında. Alt yaş kategorilerinde de çok oynamış. Yani bu haberler biraz ısmarlama gibi. Çok da tasarruf yok. Vakayeme konusunda bir girişimimiz yok. Talisca konusunda yok. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bu kısmında aktaracaklarım bu kadar. Görüşmek üzere.